Şu anda karşımızda Muğla Yörük Ovaları kurucularından Yörük Kemal Barut amcayla sohbet yapıyoruz. Muğla'ya gelen arkadaşlarımız burada bir yemek yemesini tavsiye ederim. Kahvaltı yapmasını tavsiye ederim. Burada alkol, herhangi bir düzensizlik yok. Sadece Yörük kültürü yaşıyor burada. Bizi temsil ediyorlar. Ben hepinize tercih ederim. Kemal amca, bizim Yörükler ikiye ayrılır. Mesela göçeme Yörük vardır. Bir de yerli Yörük vardır. Göçeme Yörükler deyinceye kadar aynı köyde yaşayan adam Yörüktür. Ama onların malı, hayvanı yoksa göçeme Yörük değildir. Ha, göçeme Yörük olanlar çadırla yaylalara göçer. Bunlar göçeme Yörüklerdir. Yörükler aslını saklamazlar yani. Yörük olduktan sonra dağda, bayırda, şehirde biz bu işleri öyle sürdürem diye uğraşıyoruz işte. Yaşlanmışız ama yine de içimizde var, kültürümüzde var. Bu kültürleri götürmek istiyoruz. Bence Yörükler özüne sözüne bağlı olur, doğru mu? Özümüze, sözümüze, hiç her şeyimize bağlıyızdır. Allah'ımızı, peygamberimizle bağlı oluruz, doğru mu? Her şeyimize bağlıyızdır. Orta Yörükler, Asya'dan yürüyerek geldik burada, değil mi? Doğru mu? Onlar da dağılmışlar ama nerede şimdi? Daha ötesine gidersen mesela ta dedelerimiz oralardan gelmiş. Ama atalarımız ne demiş biliyor musun? Dünyanın en verimli yerlerine gidin, orada mekan kurun. İslamiyet'e hizmet edin demişler, doğru mu? Doğrudur. Katılıyor musun? Doğrudur. Ya. Muğla Yörük Obaları ziyaret ettim. Burada bir kahvaltı yaptım. Şu anda sabah erken geldiğim için fazla bir insan yok. Ama burası dolup taşıyor. Şahsen ben çok beğendim. Bu derneği kuranlardan Sayın Başkanımız Orhan Akça Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Yörük Kemal amcaya çok teşekkür ediyorum. Ve kuruculara, buraya hizmet edenlere, yönetenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milas'taki, ben Milas'tayım. Milas'taki Yörük obalarımızın faaliyetleri de iyi gidiyor. Başkanımız ve başkan yardımcımız Mevlüt Kiriş de çok iyi çalışıyor. Ben hepsini kutluyorum. Bu hizmetlerin devamını diliyorum.